Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle enç masası yapımı, şeker kamışı yetiştirmek ve büyü masası yapımını gösteren bir video olacak. Şeker kamışlarını bu şekil iki yönlü bir suyun içinde yanında daha çok vakit geçirerek kumun üzerinde büyütebilirsiniz. Genelde çok vakit geçirdiğiniz zaman yanında büyüyorlar. Ben hazırlarından göstereceğim. Şöyle. Yapımını göstereceğim şimdi size. Enç masasının bir tane crafting'i koyuyorum. Öncelikle bunları kağıda çevireceğiz. Kitap olabilmesi için. Bu kadar kağıdı, 3 taneyi, kağıt yapımını da gördünüz. Yan yana 3 tane şeker kamışını koyup 3 tane kağıt veriyor. Böyle alıyorsunuz, deriyi de üzerine koyduğunuzda kitap olmuş oluyor. Kitaplık da şu şekil yapılıyor. Gene bir tane yapayım. Şöyle. Bayağı bir uğraşmanız gerekiyor enç masası için. Ve onu kaplayacak kitaplar için. Şöyle yapalım. Yanlış oldu o. 3 kitabı yaptım. Daha sonra bunları şu kitaplığa çevirmek için. Şu elimde gördüğünüz kitaplığa çevirmek için. Yapacağımız şey çok basit. 3 taneyi böyle ortasına koyup tahtaları da üstlerine dizdiğim, üstüne vatla dizdiğimiz zaman kitaplık olmuş oluyor. Kitaplığın düzenine gelmiş olursak eğer, kitaplığın düzeni nasıl olacak derseniz, ben şu şekil yapıyorum genelde. Biraz fazla oluyor. Uğraşıyorum ama değiyor. 2 tane şöyle yapıyorum. Neyse bu olmadı bu. Kenarlarını en son koyarım. Şu şekil 3 taneyi koyuyorum önce. Buraya da koyuyorum. 3 tane buraya. Daha sonra 3 yukarıları şu şekilde diziyorum. Böyle olmuş oluyor. Benim tahtam neredeydi? Tahtamı alayım. Ben kenarların crafting table koymadığım zaman böyle normal tahta koyuyorum. Gene aynı işlemi görmüş oluyor. Gördüğünüz gibi 30 level basması lazım. Eğer hala 30 level basmıyorsa ben şu yanlarına da ekliyorum. Ve enç masasına geliyorum. Enç masası nasıl yapılıyor? Yani büyü masası. Enç masasının olayı büyü masası zaten. Bunun için 2 tane elmas, 1 tane kitap. Kitabın yapımını gösterdim. 4 de obsidyen gerekiyor. Obsidyenleri bu şekilde diziyorsunuz. 2 elmas. Ay, bu şekil. Unutmuşum onu, pardon. Bu şekil yaptığınızda size bir büyü masası veriyor. Böyle. Bakalım bu kaç basıyor. Hemen bir tane kılıç alalım. Evet, gördüğünüz gibi 30 basıyor. 30 basalım ne geldi. Eklem bacakların kıyameti 4 ve alevden çehre 2. Bu eklem bacakların kıyameti size örümceklere karşı tek atış seçeneği sunuyor. Obsidyenin yapımına geçelim. Obsidyen çok yapılımı çok basit bir şey. Ama kırması gerçekten çok zahmetli. Yani acayip zahmetli bir kırması var. Ben onun yerini hemen hazırlayayım. Yanmaması gereken bir yer olması gerekiyor. Mümkünse taş olacak. Döküleceği yer. Lavın. Çünkü lavla yapacağız. Taşla kaplıyorum buraları. Şöyle. Biraz hızlı kaplayayım video uzamasın. Şu şekil. Bunu böyle yaparsak. Evet. Lavı döküyoruz. Lav hızlı yayılan bir şey değil bu arada. Daha sonra ben bir çizgi çekeceğim. Tepeden aşağı su dökmek için. Ve bu mesafeden suyu bırakıyorum. Normalde hepsinin obsidyen olması gerekiyordu. Ama siz biraz fazla lav alarak çoğaltabilirsiniz. Evet. Şunu atalım. Buradaki suyu alalım. Tepesindeki.
4 tane var. Bunun kenarlarını açayım. Bunu kırmak ne kadar zahmetli onu göstereyim bir de. Tüm envanteri silelim. Gemo 0 alalım. Elmas kazmayla bunu kırmak biraz zor. Yani bayağı bir 2-3 dakika beklediğiniz olabiliyor. Pardon, 1 dakika, 1,5 dakika, 2 dakika. Görüyorsunuz geç kırılıyor. Fakat 14 tane kıracaksınız, çok çok da fazla değil. 10 tane işte gideceğiniz Nether portalı için. Bir de 4 tane de büyü masanız için lazım olacak en fazla. Eğer obsidiyenden bir bina mina bir şey yapmak istiyorsanız onun farklı sistemleri var. İşte obsidiyen kasmanın daha farklı şeyleri var, yöntemleri var. Onlar da internete veya YouTube'a yazdığınızda çıkabiliyor. Değişik sistemler. Bu şekilde ben bununla kırayım, videoyu bitireyim bu arada. Çok geç kırılıyor gerçekten. Evet, videomuzun burada sonuna geldik. Umarım yararlı bir bilgi olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz de likeleyebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.